Yeryüzünde bir halife. Henüz yeryüzünde kimse yoktu. Allah kendisini tanıyıp boyun eğsin, kullukla karşılık versin ve binbir isminin en yüce düzeylerine ayna olsun diye insanları yaratmak istedi. Meleklere, yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Melekler, orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın ey Rabbimiz? Oysa biz seni överek yüceltiyor ve boyun eğiyoruz dediler. Allah, ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. Melekler sustular. Sonra birbirlerine, kuşkusuz Rabbimiz her şeyi hakkıyla bilendir, hikmetsiz yaratmaz dediler. Allah onlara, ey meleklerim, ben onu topraktan yaratıp, ruhumdan üfleyip biçimlendirerek can verdiğim zaman, hepiniz secde ederek gerekli saygıyı göstereceksiniz dedi. Melekler hep bir ağızdan, ey Rabbimiz, buyruğunu dinler ve sana boyun eğeriz dediler. Ne var ki Allah'ın buyruğu şeytanın hoşuna gitmemişti. Kendini çok beğeniyor, büyükleniyor ve Allah'ın yarattığı varlıkların en üstünü olduğunu sanıyordu. Allah Adem'e ruhundan üfledi ve onu olgun bir varlık olarak yarattı. Melekler Allah'ın emri üzerine secde ettiler. Şeytan ise böbürlenerek isyan etti. Secde etmekten kaçındı. Böylece Allah'a karşı gelenlerden oldu. Allah ona, ''Neden buyruğumu dinlemedin, niçin secde etmedin?'' diye sordu. Şeytan, ''Beni ateşten, onu ise balçıktan yarattın. Şüphesiz ben ondan üstünüm.'' dedi. Bunun üzerine şanı yüce Allah onu cennetten kovdu. ''İn oradan, sen artık alçaldın, büyüklenmek sana düşmezdi.'' dedi. Allah'ın gazabına uğrayarak cennetten kovulan şeytan ne yapacağını bilmez bir haldeydi. ''Ey Rabbim, Adem yüzünden cennetten kovuldum. Ben de onu ve çocuklarını doğru yoldan azdırıp intikamımı alacağım. Onları sapkınlığa özendireceğim.'' dedi. Yüce Allah şöyle buyurdu. ''Ey cennetimden kovulan ve rahmetimden uzaklaş şeytan. Balçıktan yarattığım Adem'in ve çocuklarının kalbine akıl verdim. Bu sayede iyiliği kötülükten ayırır ve seni dinlemezler. Onlardan sana uyanlar kendilerinden sorumludur. Onları cezalandırır, cehenneme atarım. Fakat salih kullarımı asla saptıramazsın. Sana kıyamet gününe kadar izin veriyorum dedi. Her şeyi bilen yüce yaratıcı, Adem'in meleklerden daha bilgili ve üstün olduğunu göstermek istedi. Karşılarına türlü türlü hayvanlar, kuşlar çıkararak, ''Ey meleklerim, bunların adlarını söyleyin.'' dedi. Melekler, ''Ey Rabbimiz, her şeyi hakkıyla bilen ancak sensin. Biz senin bildirdiğinden fazlasını bilemeyiz.'' dediler. Rahmeti sonsuz yüce yaratıcı Adem'e, ''Ey Adem, bu varlıkların isimlerini meleklere bildir.'' dedi. Hazreti Adem, kendisine sunulan her hayvanın ismini tek tek söyledi. Allah Celle Celaluhu, ''Ey meleklerim, gördünüz mü? Ben size yerlerde ve göklerde gizli ve açık ne varsa bilirim dememiş miydim?'' Allah Celle Celaluhu Adem'i cennetine koydu. Adem orada tek başına yaşıyor, cennetin meyvelerinden yiyor, kevserlerinden içiyordu. Ne var ki söyleşebileceği biri, bir arkadaşı, yoldaşı yoktu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak ona merhamet edip birlikte yaşasınlar diye bir eş yaratmayı diledi. Bir gün Hazreti Adem uyudu, uyandı ve yanında bir kadının oturduğunu gördü. Şaşkınlık içinde ''Sen de kimsin, adın nedir?'' diye sordu. ''Bir kadınım fakat adımı bilmiyorum.'' dedi. Adem ona dikkatle ve sevinçle baktı. Hareket ettiğini görünce heyecanlandı. ''Sen Havva olmalısın.'' dedi. Melekler geldiler. ''Ey Adem, söyle bakalım onun adı nedir?'' dediler. ''Onun ismi Havva'dır.'' diye cevap verdi Adem aleyhisselam. Bundan sonra Adem ile Havva cennette mutluluk ve huzur içinde birlikte yaşamaya başladı. Esenlik ve güven içindeydiler. Ne korku ne yorgunluk biliyorlardı. Canları neyi istiyorsa onu yiyip içiyorlardı. Cenab-ı Hak onları uyardı. ''Ey Adem, eşinle birlikte cennette kalın.
dilediğiniz kadar yiyip için, fakat bu ağaca asla yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz dedi. Allah bu yasağı Adem ve Havva'ya nefislerine hakim olmaları ve iradelerini güçlendirmeleri için koymuştu. Yaratıcının buyruğunu dinlediler ve cennette saadet içinde yaşadılar. Ne var ki şeytan boş durmuyor, onları saptırmak için çeşitli oyun ve hileler düşünüyordu. Bir keresinde yanlarına sokulup, ''Ey Adem, sana sonsuzluk ağacını ve sonsuza değin sürecek olan egemenliği göstereyim mi?'' diye fısıldadı. Adem şaşırdı ve ''Neymiş o, göster bakalım'' dedi. Şeytan Allah'ın yasakladığı ağacı işaret etti. Adem kovdu yanından, ''Git başımdan'' dedi. Şeytan durmadı. Yine gelip, ''Rabbiniz neden onu size yasakladı biliyor musunuz?'' dedi. Adem sordu, ''Neden?'' Şeytan dedi ki, ''Şayet meyvesinden yerseniz melek haline gelir ve sonsuza dek cennette kalırsınız. İşte bunu engellemek için yasak etti o ağacın meyvesini. Haydi iş başına'' dedi. Adem aleyhisselam yine şeytanı kovdu yanından. Şeytan hem gidiyor hem de dönüp dönüp ''Bana güvenin, vallahi ben size dosdoğru bir öğütte bulunuyorum'' diyordu. Şeytan yemin edince Adem ile Havva'nın yüreğine bir kuşku düştü. Allah'ın adını anarak yemin etti. ''Bu durumda yalan söylemesi mümkün değil'' dediler. Doğruca Allah'ın yasakladığı ağaca giderek meyvesini yediler. Olan oldu ve meyve midelerine inince kendilerini çırılçıplak buldular, utandılar. Büyük yapraklı bir ağaçtan yaprak kopararak örtünmeye çalıştılar. Şaşkınlık içindeydiler. Allah'tan utanarak uzağa kaçmışlardı. Yüce Yaratıcı görüyordu onları, yasağı çiğnediklerini biliyordu. Merhametlilerin en merhametlisi Adem ve Havva'nın utanarak kaçtığını görünce seslendi. ''Ey Adem, benden mi kaçıyorsun?'' ''Hayır ya Rabbi, senden kaçmak mümkün değil, fakat utanıyorum.'' dedi Adem. Allah Celle Celaluhu, ''Ben size ondan yemeyin dememiş miydim? Şeytanın düşmanınız olduğunu söylememiş miydim? Niçin buyruğumu dinlemediniz?'' deyince Adem ve Havva, ''Bizi bağışla ey Rabbimiz.'' dediler. ''Şanı yüce Allah, emrime karşı geldiniz.'' buyurdu. Adem ve Havva, ''Ey Rabbimiz, bizi bağışlamazsan muhakkak ki ziyana uğrarız.'' diye yakardılar. Cenab-ı Hak, ''Size en büyük bağışım olan cenneti verdim, bu büyük nimet.'' diye buyurdu. Adem, ''Senin izzetine yemin ederim ki o yüce isminle yalan yemin edeceğine ihtimal vermemiştim.'' dedi. Allah Celle Celaluhu ağlayıp sızlayarak yalvaran Adem'e, ''İzzetime andolsun ki artık burada kalamayacaksınız. Yeryüzüne ineceksiniz, hayatınızı yorularak ve emeğinizle kazanacaksınız.'' dedi. Sonra Adem, Havva ve şeytana seslendi. ''Birbirinizin düşmanı olarak dünyaya inin, oraya bir süre için yerleşeceksiniz.'' diye buyurdu. Hazreti Adem'in üzüntü ve pişmanlığı sonsuzdu. Yaptıklarından ötürü utanıyor ve ağlıyordu. ''Ey Rabbimiz, bizi affet, pişmanız, yaptığımızdan ötürü tövbemizi kabul et.'' dedi. Rahmeti ezel ve ebedi kuşatmış olan Cenab-ı Hak, Adem'in bağışlanma dileğini kabul etti. Kan ve buğday. Adem ile Havva, cennette yasak ağaçtan yiyip Allah'ın buyruğunu çiğnedikten sonra yeryüzüne indirildiler. Burası geldikleri yerden farklıydı. Dağlar, kayalıklar, uçurumlar, uzayıp giden ovalar, ormanlar, göller, ırmaklar, büyük ağaçlar ve otlaklar, yırtıcı hayvanlar, aslanlar, kaplanlar, sırtlanlar, filler ve kuşlar. Cennette mutluluk ve güvenlik içindeydiler. Yeryüzünde artık güvenliği yitirmişlerdi. Vahşi hayvanlardan korunmak için bir mağaraya sığındılar. Acıktıklarında cennetteki gibi hemen yiyecek bulamadılar yeryüzünde. Adem ormana gidip yiyecek arıyordu. Allah'ın seslenişinde belirttiği gerçekleşmişti. Yorulması ve ter dökmesi gerekiyordu karnını doyurmak için. Havva da ona yardım ediyor, işlerini paylaşıyordu. Günler geçip giderken ve kuşlar gibi uçarken Havva hamile kalıp bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.
adına Kabil dediler. Hazreti Adem çok mutluydu. Ne var ki yiyecek bulmada ve diğer gündelik işlerinde eşi artık ona yardım edemiyor, çocukla ilgileniyor, onun bakımını yürütüyordu. Hazreti Adem bir başına çıkıyordu evden. Gün boyu yiyecek arıyor, meyve topluyor, akşam dönüyor, eşi ve çocuğuyla birlikte geçiriyordu zamanını. Günler birbirini kovaladı. Havva yine hamile kaldı ve bir erkek çocuk daha doğurdu. Habil adını verdiler ona. Bu hal, bu minval üzere yıllar geçti. Havva yeni çocuklar getirdi dünyaya. Hazreti Adem onların geçimini sağlamak için gün boyu çalıştı, didindi. Gittikçe sayısı artan çocukları beslemek için çırpındı, uğraştı. Habil ile Kabil büyümüş, delikanlı olmuşlardı. Çocukluk çağları geçmiş, oyun oynamayı terk ederek babalarına yardımcı olmaya başlamışlardı. Habil, Kabil'den yaşça küçüktü ama ondan daha güçlü, kuvvetli, iri cüsseliydi. Ağabeyi son derece sevecen ve yumuşak kalpliyken kendisi kaba, sert ve hırçındı. Adem oğulları arasında iş bölümü yaparak Kabil'i daha çok toprağa ekip biçmekle, Habil'i ise koyun ve sığırları otlatmakla, onlara bakmakla görevlendirdi. İki kardeş gün doğumunda evden çıkıyor, Kabil bağ bahçe işlerine, Habil hayvanları gütmeye gidiyordu. Adem ise ormanda avlanıyor, meyve topluyor, eve su taşıyordu. Akşam olunca Habil hayvanlardan sağılan sütü taşıyor, Kabil meyveleri getiriyor, Hazreti Adem ise avladıklarıyla birlikte eve dönüyor, hep birlikte sofraya oturuyorlardı. Cenab-ı Hak Adem ve ailesinin rızkını arttırmıştı. Adem bütün bu nimetleri bağışlayan ve bir adı Rezzak olan Allah'a nasıl şükredeceklerini çocuklarına bildirmek istedi. Bir dağın tepesine çıkmalarını, kazandıklarından bir kısmını hayvanların yemesi için bırakmalarını söyledi. Bir dağın tepesine çıkmalarını, kazandıklarından bir kısmını hayvanların yemesi için bırakmalarını söyledi. Bu kazançlarının zekatı olacaktı. Habil babasının dileğini sevinçle karşıladı. Kabil'in hoşuna gitmemişti bu. Bin bir güçlükle elde ettiğim malın bir kısmını neden dağ başına bırakayım ki diye geçirdi aklından ama babasına bunu bildirmedi. Ertesi gün Habil sürüyü otlatırken gürbüz bir koyunu seçti. Onu Allah adına kurban ederek kesti ve babasının isteği doğrultusunda dağa bıraktı. Bunu yapınca yüreğinde bir ferahlık, bir sevinç duydu. Kabil'e zor gelmişti bu. Yetiştirdiği meyve ve sebzelerin en işe yaramaz, en çürük olanlarını ayırdı, götürüp bıraktı dağa. Bir sonraki gün Adem'le birlikte dağa gittiler. Habil'in bıraktığı etten eser yoktu. Allah armağanını kabul etmişti. Kabil'in bıraktığı çürük meyve ve sebzeler bırakıldığı gibi duruyordu. Habil'in mutluluğuna diyecek yoktu, sevinçten uçuyordu. Kabil'in ise öfkesi beynine sıçramıştı. Kardeşini kıskandı ve yüreği kin ateşiyle tutuştu. Babasına da sorumlu tutarak, Habil için dua etmeseydin armağanı kabul edilmezdi. Beni sevmiyorsun, bana dua etmedin, etseydin hediyemi Allah kabul ederdi dedi. Güzel oğlum, Allah onun armağanını kabul etti. Çünkü Habil malının en iyisini seçerek tüm kalbiyle adadı onu. Sen istemeyerek ve malının en işe yaramazından seçerek sundun. Bu yüzden Allah'ın indinde makbul olmadı dedi Hazreti Adem. Habil sevinç içinde döndü dağdan. Kabil oracıkta kabaran bir öfkeyle, yüreğinde kin ve kıskançlık ateşiyle kala kaldı. Kardeşini suçluyor, Allah'ın kendisine üstün kıldığı Habil'e hiddetle bakıyordu. Tam bu sırada şeytan yaklaştı. ''Ne duruyorsun, artık onu ortadan kaldırmanın zamanı gelmedi mi?'' diye fısıldadı. Kabil bayırdan inen kardeşinin arkasından seyirtti. Yüreğindeki öfke kabarıyordu, şeytan da birlikte seyirtti. Sağından, solundan, önünden ve arkasından yaklaşarak kardeşini öldürmesini telkin etti. Kabil hışımla yaklaşarak ''Dur, seni ortadan kaldıracağım.'' diye haykırdı Habil'e. Habil şaşkınlık içerisinde ''Ne? Ne dedin sen?'' dedi. Kabil ''Seni öldüreceğim.'' dedi.
Habil safça, sen ne dediğinin farkında değilsin, insan hiç kardeşine kıyar mı? Dedi. Kabil'in benliği öfke ve intikamla dolmuştu. Babam seni benden daha çok seviyor, Allah senin armağanını kabul etti, dedi. Habil merhamet dolu bir sesle, beni öldürünce babamın seni seveceğini ve Allah'ın bundan hoşnut olacağını mı sanıyorsun, dedi. Kabil'in öfkesi aklını yenmiş, onu yok etme ihtirası iradesinin önüne geçmiş, kararını vermişti. Seni yok etmeden bana rahat ve huzur yok, seni öldüreceğim, seni mutlaka öldüreceğim, diye söylendi. Habil kardeşinin gözlerindeki kararlılığı görünce, senin için üzülüyorum, beni öldürürsen asıl o zaman mutsuz olacak ve ömrün boyunca rahat yüzü görmeyeceksin. Vicdanın da seni öldürecek, seni engellemeyeceğim, beni öldürebilirsin, ben kuşkusuz alemlerin Rabbinden korkarım, dedi ve kardeşini orada bırakıp uzaklaştı Habil. Kabil arkasından bakarak, ''Hayır, kimse beni vazgeçiremeyecek, onu öldüreceğim.'' dedi. Eve döndü ama içindeki ateş büyüyordu. Uyumak için uzandı, gözüne uyku girmiyor. Canı sıkkın ve öfkeli bir halde bir sağına dönüyordu, bir soluna. Tam bu sırada şeytan yaklaşıyor kulağına, ''Onu öldür, onu öldür, Habil'i öldür.'' diye fısıldıyordu. Öfkesiyle birlikte uyudu Kabil. Sabah olunca çıktı evden. Kararını vermişti artık. Kardeşini öldürecekti. Doğruca tarlaya gitti. Ekinler zümrüt yeşili, uçsuz bucaksızdı. Karşıda dağlar mavi bir tülün ardında yeni günün hangi belirsizliği sakladığından habersiz uzuyordu. Habil'in otlağına gitti sonra. Kardeşini hayvanların arasında gezinirken buldu. Yanından eksik olmayan şeytan yine belirdi. ''İşte tam zamanı, öldür onu.'' dedi. Kabil çevresine bakındı. Kardeşi fark etmemişti henüz. Her şeyden habersiz kuzuları okşuyor, koyunları seviyor, onların otlayışını seyrediyordu. Sessiz adımlarla yaklaştı, yerden büyükçe bir taş aldı, sıkıca kavradı ve bütün gücüyle başına indirdi kardeşinin. Habil bağırarak yığıldı, kafatası parçalanmış, kan içinde kalmıştı. Bu, kanın toprağa ilk düşüşüydü. Bir süre çırpındıktan sonra hareketsiz kaldı Habil. Bir koyun yaklaştı, eğilip kokladı kanı, otlamaya devam etti. Kabil bir elindeki taşa, bir çevreye bakındı, fırlatıp attı. Öfkesi dinmiş, sessiz, donuk bir gölge gibi orada kala kalmıştı. Kendisine geldiğinde yüreğine pişmanlığın sızmakta olduğunu fark etti. ''Eyvah, ne yaptım ben?'' diye ünledi. Eline kan bulaşmıştı, parmaklarını otlara sildi. Ölmeyi hak etmemişti diye düşündü. Yüreğine sızan pişmanlık büyüyor, büyüdükçe benliğini sarıyor, içini acıtıyordu. Kardeşinin ne kadar temiz yürekli, iyi biri olduğunu düşünüyordu. Ben diyecek oldu, vazgeçti. Kötü bir insanım, onu kıskandım, şeytana uydum. Ölümü hak etmemişti o. İşlediği cinayetin korkusuna gömülüyordu yavaş yavaş, bir dehşet uykusuna. Yüreği şimdi pişmanlık ateşiyle yanıp tutuşuyordu. Onu öldürerek ne kazandın, ne yapacaksın şimdi? Baban seni daha çok mu sevecek, Allah adaklarını kabul mü edecek korkusu büyüyor. Tedirgin ve huzursuz, ne yapacağını bilmez bir halde çaresizliğe düşüyordu. Koyunlar, kuzular, sürüye eşlik eden köpek, ağaçlar, otlar, rüzgar sanki dile gelerek hep bir ağızdan ''Katil, katil, sen katilsin!'' diye bağırıyordu. Bağırtılar kulaklarında çınlıyor, sonra uğursuz bir uğultuya dönüşerek benliğinin derinliklerinde yankılanıyordu. ''Katil, katil!'' korku ve dehşet duygusundan titremeye başlamıştı. Ayakta duracak hali yoktu, dizleri titriyordu, yerde sessizce yatan Habil'in yanına yığılarak ''Kardeşim!'' diye bağırdı, ağlıyordu. ''Habil, Habil uyan, benim kardeşin Kabil'im, ben, kalk lütfen!'' Habil'de çıt yoktu, cansız, sessiz bir halde yatıyordu, ne bir ses ne bir nefes, çoktan ölmüştü,
Şimdi ne yapacaktı? Ne olacaktı? Bunu nasıl atlatacak? Nasıl açıklayacak? Nasıl taşıyacaktı içinde? Buna nasıl dayanacaktı? Kardeşinin cesedini burada yırtıcı kuşlara, vahşi hayvanlara mı bırakacaktı? Hayır, hayır, bunu yapamam dedi kendi kendine. Cesede attı sırtına, yola düştü. Gücü tükeninceye değin yürüdü. Bir yerde soluklandı. Kardeşinin cansız bedenine üzüntüyle baktı. Ne yapacağını düşünüyordu. Ağlıyor, kendisini kınıyor, içi içini yiyordu. Dinlendikten sonra tekrar yüklendi. Yürümeye başladı. Nereye gideceğini bilmiyordu. Bir kayanın üzerindeki karga dikkatini çekti. Yanında ölü bir karga daha vardı. Cesedi yere bıraktı. İzlemeye başladı. Hayvan yere kondu. Toprağı eşeleyip çukur açtı. Kayanın üzerindeki leşi çukura koyarak üzerine örttü. Kabil, yazıklar olsun bana, karga kadar olamadım diye hayıflandı. Hemen kazdı çukuru, cesedi gömdü. Adem çocukları gecikince meraklanmış, aramaya koyulmuştu. Kabil az sonra babasının geldiğini görünce korku içerisinde kaçmaya başladı. Ne söyleyecek, nasıl anlatacaktı? Oğlunun kaçtığını görünce kaygılandı Adem. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bir terslik vardı ama kestiremiyordu. Koşarken yerdeki kan lekesi dikkatini çekti. Kalbi küt küt atmaya başladı. Sonra dank etti kafasına. Kabil'in kardeşinin kanına girdiğini anladı. Yere yığılıp kaldı. Hem Habil hem de Kabil için ağlıyordu. Gözyaşları yanaklarından süzülüyor, yüreğinde derin bir acı hissediyor, sonsuz bir kedere gömülüyordu. Toparladı kendini, kalktı ve oğlunun peşine düştü. Yaklaştığında, ''Oğlum, yavrum, kardeşine ne yaptın?'' diye bağırdı. Öyle bir bağırtıydı ki bu, Kabil sanki babasının değil, yeryüzündeki bütün varlıkların kendi sesleriyle birlikte bağırdığını sandı. Bayırdan aşağı koşuyordu ve babasının sesi rüzgarla birlikte vadide yankılanıyordu. ''Kabil, ne yaptın sen, ne yaptın? Artık şekva kapısını açtın, kana buladın ellerini. Bu kan ve korkuyla yaşayacaksın artık.'' Tufan. Yeryüzüne inen Adem ile Havva'nın çocukları çoğaldı. Onlardan çocuklar ve torunlar dünyaya geldi. Yeryüzüne dağıldılar. Ülkeler kurdular, şehirler yaptılar, çağlar birbirini kovaladı ve zamanla insanlar kendilerini yaratan yeryüzünü ve içindekileri hizmetine sunan Allah'ı unuttular. Kendi elleriyle yaptıkları putlara tapınmaya başladılar. Ağaçtan, topraktan ve taştan tanrılar çoğaldı. Sokaklarda, evlerde, puthanelerde tanrılar arttıkça insanoğlunun zulmü de arttı. İnsanı yeniden manevi yuvasına çağırmak üzere bir elçi gönderdi Allah. Nuh idi adı. Kavmine gelerek, ''Ey insanlar! Önünde secdeye vardığınız bu putları kendi ellerinizle yaptınız. Size taştan, odundan bir fayda erişmez. Ey kavmim! Sizi yaratan ve binbir nimetle onurlandıran, yeryüzünde güvenle gezmenizi, ekip biçmenizi, avlanmanızı, geçiminizi sağlayan Allah'ı tanımalı ve kullukta bulunmalısınız. Sizi var eden O'dur. O'na tüm kalbinizle inanın ve ibadet edin. O'na eş koşmaktan sakının. Doğrusu ben size Allah'ı tanıyasınız diye sesleniyorum. Bu uyarılarımı herhangi bir çıkar için yapmıyorum. Beni dinleyin ve bana uyun. Nuh peygamberi dinleyenlerden bazısı, kuşkusuz bu dosdoğru bir sözdür. Canı olmayan elini kolunu kaldırmaktan aciz bu putlar yaratıcı olamaz dedi. Bazısı ise, hayır, hayır, bizim tanrılarımız hakkında böyle konuşamazsın, onları asla terk etmeyeceğiz diye itiraz etti. Nuh'un sözlerine yoksul, temiz yürekli insanlar inanmıştı. Ona uyarak putlarını terk ettiler ve Allah'a ibadet etmeyi öğrendiler. Kibirli zenginler ve ileri gelenler ise, ''Sen de kim oluyorsun? Fakir ve sıradan biri bize nasıl öğütte bulunabilir? Seni dinlemiyoruz.'' diyerek karşı çıktılar.
Nuh peygamber yılmadı, bıkıp usanmaksızın uğraştı dedindi, onlara gerçeğin güzelliğini ulaştırmaya çalıştı. Tekrar tekrar giderek anlattı. Allah'a kulluğa çağırdı, putları terk etmelerini öğütledi. Öğüt almaktan haz etmeyenlerden bir kısmı, ''Nuh, sen çıldırdın mı? Neler söylüyorsun böyle? Sen aklı başında insandın. Bu tuhaf sözleri daha önce duymazdık senden. Bırak artık saçmalamayı.'' dedi. Nuh aleyhisselam onlara, ''Hayır, aklım fikrim yerinde. Rabbim size doğru yolu göstermem için beni elçi olarak gönderdi. Kendisine iman ve ibadet etmenizi istiyor. Siz onun yolunu terk ettiniz, taş ve tahtaya tapıyorsunuz.'' İçlerinden biri, ''Senin Tanrın senin gibi yoksul bir adamı mı seçti bize peygamber olarak?'' dedi. Hazreti Nuh, ''Haklısın, ben fakirim ama Allah'a yürekten bağlıyım. Rabbim kendisine bütün kalbiyle inananları ve bağlananları sever. Bu boş sözleri bırakın ve beni dinleyin. Ondan size haber getirdim. Dinler ve inanırsanız o da sizi sever ve sonsuz alemde sizi mutlu kılar. Sizi yaratan O'dur, sizi besleyen, rızık veren O'dur. Vakti gelince sizi öldürecek, hesap günü tekrar diriltecektir.'' Bir başkası, ''Sana inanmamızı istiyorsan yanındaki şu fakir ve bayağı insanları uzaklaştır. Biliyorsun biz kavmin ulularıyız, malımız mülkümüz çok, onlarla bir arada olamayız.'' dedi. Nuh aleyhisselam, ''Kovmamı istediğin insanlar temiz kalpli ve ahlaklı kişilerdir. Allah ahlakı yüce insanları sever. Onların giysilerine, yoksulluklarına bakmaz, gönüllerine bakar. Onları asla kovamam.'' diye diretti. ''O halde sen de git buradan. Madem önerimizi kabul etmiyorsun, konuşma bizimle. Seni dinleyecek vaktimiz yok.'' dediler. Nuh peygamber usanmadı. İlk fırsatta onları doğru yola çağırdı. Günler böylece geçip gidiyordu. Kavminden Nuh'u dinlemeyenler çoğunluktaydı. Bir gün öğüt vermek üzere yine bir topluluğa uğramış, ne yaptıysa dinletememişti sözünü. Onlara şöyle dedi, ''Yoksulum diye beni dinlemiyorsunuz, bana saygınız yok görüyorum ama sizi yaratan ve rızık bağışlayan yaratıcınıza saygınız olsun.'' İnkarcı insanlar Nuh'u görünce yolunu değiştiriyordu. Yanlarına geldiğinde yüz çeviriyor, dinlememek için kulaklarını tıkıyorlardı. Nuh aleyhisselam gerçeği duyurmaktan bir an olsun geri durmadı. Bir gün şiddetli azaptan söz etti. ''O gün gelmeden beni dinleyin, Allah'ın uyarısına kulak verin.'' diye yalvardı. ''Sen çok ileri gittin ama şimdi de bizi tehdit mi ediyorsun? Azapmış. Git de bize haber verdiğin azabı getir bakalım. Bekliyoruz azabını.'' diye bağırdılar. Nuh aleyhisselam giderken de ardından alaycı bir edayla bağırdılar. Nuh aleyhisselam üzgün bir şekilde döndü. Allah'a yakararak, ''Rabbim, doğrusu kavmimi sürekli doğru yola çağırdım. Ne var ki benden uzaklaştılar. Onları bağışlamam için, kendilerine her çağrışımda öğütlerimi dinlememek için kulaklarını tıkadılar, giysilerine büründüler, benden kaçtılar. Yoksulluğumu ileri sürerek büyüklendiler. Doğrusu ben onları apaçık gerçeğe çağırdım. Tek tek ve toplu halde konuştum. Açıktan ve gizlice görüştüm. Rabbinizden bağışlanma dileyin dedim. Doğrusu o esirgeyendir, bağışlayandır dedim. Size gökten rahmet indirsin, size mal ve evlat versin, sizin için bağlar, bahçeler yaratsın, arasından gür ırmaklar akıtsın. Size neler oluyor ki Allah'a büyüklük yakıştıramıyorsunuz? Oysa size evrelerden geçirecek yaratan O'dur. Allah'ın göğü 7 kat üzerine nasıl yarattığını görmüyor musunuz? Güneşi göğe nasıl yerleştirdiğini, aya ışık verdiğini, sizi yerden bitirir gibi çoğalttığını, tekrar toprağa sokacağını ve yeniden dirilteceğini düşünmüyor musunuz?'' dedim. ''Yüce Rabbim, doğrusu onlar bana isyan ettiler ve malı mülkü, evladı itibarı kendine zarar veren kişilere uydular. İnsanları sakın tanrılarınızı bırakmayın. Vet, Suva, Leuk, Nesr ve Yevus'tan vazgeçmeyin.'' dediler. Çoğu kimseyi sapkınlığa sürüklediler. Hazreti Nuh bunları söyledikten sonra şunu ekledi.
Ey Rabbim, yeryüzünde tek bir inkar eden kalmasın. Doğrusu onları bırakırsan kullarını azdırır, ahlaksız ve inkarcıları çoğaltırlar. Rabbim, beni, annemi, babamı, evime inanmış bir halde gireni, iman eden erkekleri ve kadınları bağışla, sadece zalimleri yok et, dedi. Allah elçisinin duasını kabul ederek, kederlenme ey Nuh, kaygılanma, sana yapılanlara aldırış etme. İnkarcılar suda boğulacaktır. Sadece sen, ailen ve getirdiğine inananlar kurtuluşa erecektir. Sen büyük bir gemi yap ve buyruğumu bekle. Nuh aleyhisselam gemiyi nasıl yapacağını bilmiyordu. Allah Celle Celaluhu onu da öğretti. Doğruca ormana gitti. Büyük ağaçları keserek yonttu. Gemiyi yapmaya başladı. Bazen ormana gelip onunla alay ediyor. Ne oldu Nuh? Peygamberlikten vazgeçip marangozluğa mı başladın? Bu gemiyi ne yapacaksın? Diyorlardı inkarcılar. Bekleyin, göreceksiniz diyordu. Onlar yine gülerek, delirmiş bu, biz bu çıldırdı dememiş miydik? İşte artık kesinleşti aklının başından uçtuğu, diyorlardı. Nuh peygamber gemiyi bitirdi. Allah'ın buyruğunu beklemeye başladı. Çok geçmeden ilahi emir indi. Allah Nuh'a dört ayaklı hayvanlardan, kuşlardan, sürüngenlerden ve böceklerden birer çift almasını, ailesiyle birlikte kendine inananları da gemiye çağırmasını öğütlemişti. Gidip hayvanların her türünden birer çift topladı. At, deve, koyun, sığır, keçi, fil, zürafa, bütün hayvanları getirdi, gemiye yükledi. Her hayvan için gemide ayrı birer oda, bölme ve kafes yaptı. Yerleştirdi. Alabildiğince yiyecek, içecek, meyve, sebze aldı. Tahıl türlerinin ve öteki bitkilerin tohumunu da unutmadı. Sonra annesiyle babasını davet etti. Kendisine inanmayan eşi gelmek istemedi ve yanından yöresinden ayrılmayan, getirdiği ilahi habere koşulsuzca inanan yoksulları çağırdı. En son kendisi bindi. Gemideki kamera ve odaların, hayvan yuvalarının kapı ve pencerelerini sımsıkı kapatıp beklemeye başladılar. Yeryüzü fırtına öncesi sessizlikteydi. Çok geçmeden rüzgar çıktı. Hızlandı, şiddetlendi. Bulutlar toplanmaya, dünya kararmaya başladı. Fırtına büyüyordu. Şimşekler çakıyor, yıldırımlar düşüyor, gök gürlüyor, gökten sel gibi yağmur boşanıyor, yerden sular kabarıyordu. Bir kıyamet başlamıştı. Sular yükseldikçe ağaçları, evleri, ovaları, tepeleri yutuyor, yeryüzünde ne varsa yok ediyordu. Sular yükseldi ve Nuh'un gemisi yüzmeye başladı. İnkarcılar sağa sola kaçışıyor, dağlara tırmanıyor, bu kıyametten kurtulmak için çırpınıyordu. Bağırtılar, çığlıklar yükseliyor, herkes kendi derdine düşmüş bir halde oradan oraya koşuşturuyordu. Nuh aleyhisselam gemiden seyrediyordu olup biteni. Gemiye gelmek isteyen oğlunun tepeye tırmanmaya çalıştığını gördü. ''Oğlum, gel bin gemiye, inkarcılarla birlikte olma!'' diye bağırdı. Oğlu hem kaçıyor hem de ''Hayır, dağa sığınacağım, beni selden ancak o kurtarır!'' diyordu. Nuh aleyhisselam oğlunun gözleri önünde yitmekte olduğunu görerek acı çekiyor. ''Yapma oğlum, bugün Allah'ın merhametini hak edenler dışında herkes yok olacak!'' diyordu. Der demez de büyük bir dalga gelerek oğlunu yuttu. Tufan büyüdü, büyüdü, karının tümünü yuttu. Yeryüzünde ne varsa silip süpürdü. Tek canlı bile kalmamıştı. Gemi sallantılara rağmen dimdik ayaktaydı. Allah, ey yeryüzü, suyunu yut. Ey gökyüzü, suyunu çek buyurdu. Yağmur dindi. Şimşekler, yıldırımlar, gök gürültüleri kesildi. Su çekildi, çekildi. Tek damla kalmadı. Gemi hayli yüzdükten sonra Cudi Dağı'na oturdu. İçerisi karanlıktı. Nuh aleyhisselam geminin durduğunu fark edince kapı ve pencereleri açtı. İçeri güneş doldu. Karanlığı yırttı. Canlılar sevinçle bağırıştılar. Hayvanların çığlıkları insanların mutluluk bağırtılarına karıştı.
Sanki bir ağızdan, ey merhameti sonsuz Rabbimiz, sana şükrediyor, sana sığınıyor ve şanını yüceltiyoruz, diyorlardı. Sonra elçiye dönüp, ey Nuh bizi indir gemiden, dediler. Nuh, sabredin, dışarıda neler olup bittiğini tam olarak anlayıncaya kadar bekleyin, dedi. Her şeyin durulmuş olduğunu, suların çekildiğini, göğün sakinleştiğini görünce çıkmalarına izin verdi. Yırtıcı hayvanları, kuşları, ehil hayvanları salıverdi. Suyun yuttuğu yavrusu gözlerinden geçti. İçi yanıyordu. Allah'a yakararak, ''Ey Rabbim, oğlum ailemdendi. Benimle birlikte ailemin kurtulacağına söz vermiştin. Ey merhametlilerin en merhametlisi, oğlumu geri ver bana. Kuşkusuz sen vaadinden dönmezsin. Hükmedenlerin en güzelisin.'' diye yalvardı Nuh. Gökten bir ses geldi. ''Ey Nuh, o inkarcıların yolunu seçmişti. Ailenden sayılmazdı.'' Hata ettiğini fark ederek bağış diledi Nuh aleyhisselam. Oğlu inkarcılardandı. Onu getirdiği habere inanan müminler gibi göremez, Allah'tan kurtuluşunu dileyemezdi. Allah bağışladı Nuh'u ve şöyle buyurdu. Sen ve sana inananlar yeryüzünde güvenlik içinde yaşayın. Toprağı ekip biçin ve onu mamur hale getirin. İşe koyuldular. Beraberinde getirdiği tohumları toprağa saçtılar. Fidanları diktiler, suladılar, kazdılar. Yeryüzü o büyük yıkımdan sonra yeniden yeşermeye, canlanmaya ve şenlenmeye başladı.